Herkese merhaba arkadaşlar, Poker Şive. Hoş geldiniz. Yeni bir Pokemon TCG Online bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Hala destek kurmaya çalışıyorum. Aradığım kartlar var. Farklı farklı birkaç tipte destek kuracağım. Daha sonra bütün bu destelerin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Ki size alternatif olsun. Ne tarz desteler kurabilirsiniz? Nasıl destek kurabilirsiniz? Onunla ilgili de videolar çekeceğim arkadaşlar. Soru gelmeye başladı işte, nasıl destek kuracağım? Yardımcı olur musun diye. Bunlarla ilgili de videolar çekeceğim ama önce yine paket açılışıyla devam ediyorum arkadaşlar. Birkaç tane farklı setten paketler var. Elimde neler var? Boundary Cross'tan 4 tane paket. Dark Explorers'tan 3 tane. Dragons Exalted'tan 5. Next Destiny'den 4. Ancient Origins'ten 10. Primal Clash'ten 5. Ve Roaring Skies'den 5 tane paket var arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi bu setteki kartlar Expanded set deste tiplerine ait şuradaki logodan. Ve şuradakiler de standart deste tiplerine ait kartlar. Hemen açılışa geçelim arkadaşlar. Eskiden yeniye doğru. Yo, Boundary Cross eski değil. Karışıkmış arkadaşlar. Hemen Boundary Cross'tan açalım bakalım neler çıkacak. Booster kodları girdim bu arada. Daha önce videoya başlamadan önce ki zaman kaybı olmasın diye. Shaman çıktı. Yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Hani kartların kullanışları üzerine konuşuruz. Blastoise güzel bir kart. Destelerde kullanılıyor ama dediğim gibi standart deste tipinden çıktığı için şu an için çok kullanışlı bir şey değil ama Expanded'da yine kullanılabilir. Neymiş? Ability'si varmış. Bench Pokemon'a enerji transferine yarayan bir kart arkadaşlar. Çok da açıkçası standartta kullanılmayacağı için. Ha, çok hoş bir Charmander arkadaşlar. Tip olarak güzel bir kart. Embor çıktı. Reverse Holo. Grand Prix Rare Card çıktı arkadaşlar. Bunların böyle bir özelliği yok. Belki Raticate kullanılabilir. Tool atmak için. Defending Pokemon'dan. Rakibin aktif Pokemon'dan. Tool uzaklaştırabilirsiniz bir tane. Çok fazla enerji ihtiyacı var. Gerçi 3. Stage 2 Pokemon. Yani daha iyi kartlar var arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse. Çok işe yarar bir kart değil. Grand Prix ne yapıyor? Confusion yapıyor. Ama hani Confusion yapacaksanız Sableye destesi kurabilirsiniz. Grand Prix'e hiç gerek yok açıkçası. Yeni jenerasyon kartların içerisinde güzel Sableye Confuse kartları var. Malamar'da var aynı şekilde. Rocky Helmet güzel bir kart arkadaşlar. Lilligant kartı çıktı. Aslında Shaymin bu işi görüyor artık arkadaşlar. Tek enerjili Lilligant yapmamıza gerek yok. Yeni jenerasyonda Shaymin EX kartı ki ben de çok miktarda arıyorum açıkçası bulabilirsem. Roaring Skies paketlerini o yüzden sona saklıyorum. Umarım Shaymin EX bulabiliriz. Bu arada Rayquaza EX destesi kurmaya çalışıyorum. Colorless. Aynı zamanda Vespie Queen destesi kurmaya çalışıyorum. Onun için de kartlar arıyorum arkadaşlar. Umarım güzel kartlar, işime yarar kartlar bulabilirim. Bir sonraki pakete geçiyorum. Bu arada Boundary Cross'un son paketi sanırsam. Ardından bir sonraki sete geçeceğiz. Embor çıktı. Yine çok işe yarar bir şeyler yok açıkçası. Delcati ne yapıyormuş? Basic enerji arıyoruz desteden. Yani bir tane Pokemon'a attach diyoruz bunu. Dark Explorers'lara geçelim arkadaşlar. Hemen açalım paketlerimizi. Darkrai temalı. Çok hoş bir paket. Bakalım buradan neler çıkacak. Tatlı kartlar çıktı. Timpole Reverse Holo. Carnivine ne yapıyormuş? Bu da çok iş yapmaz arkadaşlar. Hani Lysander'ı zaten kullanıyoruz. Bunu Basic Pokemon Poison'laması belki işe yarayabilir ama Poison destek kuracaksanız Gengar'lar varken şeyler varken Toxicroak'lar varken bununla destek kurulmaz açıkçası. Bir sonraki Darkrai paketine geçelim. Hemen hızlıca. Dediğim gibi arkadaşlar destek kuracağım. Gerçekten ben de istiyorum hani destek kurma videoları. Farklı destekler tanıtma videoları, tanıtım videoları yapmayı planlıyorum. Fakat hala çok fazla eksik kartım var. O yüzden sağlam bir deste olmayacak. Hani evet yerine belki birkaç kart koyabilirim ama asıl kurmak istediğim desteği kuramamış olacağım sonuçta. O yüzden hala kart arıyorum arkadaşlar. Takas etmeye çalışıyorum. Paket açıyorum ama bulamıyorum bazı kartları. Yine tool atmaya yarayan bir kart açıkçası çok da işe yarar bir kart değil.
Locking ne yapıyormuş? Dediğim gibi yani hani yeni jenerasyonda bunlar için güzel alternatif kartlar var. Shaymin olsun, Malamar olsun. Onunla güzel dark desteler kurabilirsiniz. Umbreon ne yapıyormuş? Kaç damage vurursan rakibe o kadar can basıyor kendine. Çok da işe yarar bir kart değil. Dragon's Exalt'ı da geçelim arkadaşlar. Bunlar da böyle köşede duruyorlarmış. Dedim hadi bunları açayım bari. Hem video olsun. Belki dediğim gibi takaslık işe yarar bir şeyler olur. Geçen mesela hani Expanded kartlar eski setlerden. Geçen bir tanesi çok çok eski HGSS setlerinden bir tane karta çok güzel kartlar veriyordu. Blissey verdim. Prime kart. Bayağı güzel kartlar aldım. Şimdi hatırlayamadım ne aldım ama işime yarayacak kartlardı. O yüzden bazen bu kartları arayanlar da oluyor. Hani bu oyun içerisinde koleksiyon yapanlar da var sanırsam arkadaşlar. Tüm kartları bulmaya çalışıyorlar. Şeye benziyor. Pyroar'a benziyor fark ettiyseniz. Rakibin aktif Pokemon'u basic Pokemon'sa saldıramıyor. Pyroar'a benzer bir kart arkadaşlar ama Stage 2 olması sıkıntı tabii ki. Eskilerden böyle şeyler varmış. Bakalım başka neler gelecek. Hunchcrow geldi. Yine Lysandra benzer özellikte kartlar arkadaşlar. Asıl paketler sonunda. Oo, çok güzel bir Rayquaza EX geldi arkadaşlar. Full art. Tabi artık yeni jenerasyon Rayquaza EX'ler var. Bu basic destede pardon standart destede kullanılamayabilir. Ama güzel özelliği varmış. Castle Roar ne yapıyormuş? 3 tane kart atıyoruz desteden. Herhangi bunlardan bir tanesi şeyse enerji ise Pokemon'a ateşliyoruz bu Pokemon'a. Güzelmiş arkadaşlar aslında. Fena değil ama dediğim gibi sanırsam kullanamıyoruz bu kartı standart destede. Ama güzel yani tip olarak falan çok hoş bir kart. Bu arada gerçek koleksiyonda da sanırsam bende olmayan bir karttı. Ampharos çıktı. Electromagnetic Wall diye ability'si varmış. Çok da işe yarar bir şey değil arkadaşlar eskilerden. Blend Energy de herhalde hepsinin yerine geçiyor. Dediğim gibi hepsinin yerine geçiyor. Buna benzer artık şeyler var. Dragon Type enerjiler var arkadaşlar. Special enerji olarak özellikle Dragonlarda çok işe yarayan bir enerji türü. Yani oyunun metası değişiyor gördüğünüz gibi. Gerçekten hani her çıkan sette artık yeni kartları aynı özelliği sağlayan farklı kartlar geliyor. Burada da çok işe yarar bir şey yok arkadaşlar. Hemen Next Testing'inize geçelim. Valla yeni jenerasyon bazı destlerin içerisinde Next Testing'inizden Mewtwo EX'i kullanıyorlar ama öneriyorlar ama hala standardın içinde mi ondan emin değilim. Mewtwo EX arıyorum. Buradan hani çıkarsa çok güzel olur aslında. Wigglytuff ve Imolga geldi. Number of your Pokemon. Yani evet. Rayquaza destesi, Rayquaza EX destesi de buna dayanan bir deste arkadaşlar. Pokemon, bench'teki Pokemon sayısı kadar vuruyor. Tabi bu senin Pokemon, Number of Your Pokemon demiş. Benzer kart, aynı mekanizmada. Ben de buna benzer bir kart kurmaya çalışıyorum. Deste kurmaya çalışıyorum, pardon. Dediğim gibi hala aradığım kartlar var. Simisear gelmiş. 3 kart toplamak için güzel bir kart. Ama dediğim gibi bir enerji. Shaymin EX'in direkt ability'si var. Elinizde 6 tane kart olana kadar kart çekiyorsunuz arkadaşlar. En çok aranan kartlardan bir tanesi. Kesinlikle trade'de en çok aranan kartlardan bir tanesi. Heal block ne yapıyormuş? Damage cannot be healed from any Pokemon. Karşı tarafın heal'lemesini engellemek için güzel ability bir kart. Prism enerji de colorless enerji yapıyormuş. Bir tane daha açalım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Asıl paketlere doğru yaklaşıyoruz. Persian çıktı. Çöp. Şey bulamadık arkadaşlar. Ancient Origins'ten başlayalım. Bakalım şimdi buradan Primal Clash'tan ve Roaring Skies'dan neler çıkacak. Asıl takaslık ve şey kartlar işe yarar. Destede işe yarayacak kartlar bu paketlerden gelecek kartlar arkadaşlar. Special Energy geldi. Golett çöp. Volcarona kullanılıyor arkadaşlar ateş destelerinde.
Dediğim gibi sadece şu özelliğinden dolayı. Basic Pokemon and put on your bench. Then search your deck up to two basic energy card and attach them to the Pokemon. Güzel, yani güzel el doldurmak için işe yarayacak bir kart arkadaşlar. Yer doldurmak için. Bu arada tepede de unknown vardı. O da Vespiquen destesinde, şu unknown Vespiquen destesinde gerçekten iş yapan kartlardan bir tanesi. Regice'da arkadaşlar, Regiler özellikle hem team decklerde o güzel Mega Ampharos geldi. Bu da güzel takaslık bir kart. Ampharos EX destesi de kurabiliriz. Lightning type deste işe yarayacak bir kart. Regice'den bahsediyorduk arkadaşlar. Regice'da eğer team deck almaya başladıysanız veya dikkatinizi çekiyorsa Regice haricinde diğer Regilerin, Registeel ve Regirock'ların olduğu desteler var. Sableye'dan bahsetmiştik ama benim bahsettiğim Sableye bu Sableye değil sanırsam. Farklı bir Sableye daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Unown'dan bahsettik. Lysander zaten artık herhalde her videoda söylüyorum. Çok işe yarayan bir kart. Trainer kartı olarak. Trainer kartlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü bütün oyunun gidişatını değiştiren trainer kartları. Mega Ampharos biraz önce almıştık. Hexmania'ya geleceğim. O da çok Pyroar destesini çok sıkıştıran kartlardan bir tanesi. Çok güzel bir tane daha EX çıktı arkadaşlar. Sceptile EX. Sceptile EX destesi de kurabilirseniz eğer elinizde varsa ihtiyaç duyduğunuz kartlar. Sceptile EX ile Ariados'un olduğu desteler bol miktarda kullanılan desteler arkadaşlar. Hexmania'ya geçeceğim şimdi. Hexmania'da özellikle Pyroar'ı çok sıkıştıran kartlardan bir tanesi. Çünkü Ability'yi önlüyor arkadaşlar. Ability olmuyor. Tabii ki sadece bir tur için ama bir turda senin Pyroar'ını aşağı alabilir. Hemen bir sonraki pakete geçiyorum. Ne çıkacak bakalım. 2'de 2 çok iyi EX kartlar bulduk. Regirock'tan da biraz önce bahsetmiştim arkadaşlar. Regiler de bu aralar tem deckleri süsleyen kartlar arasında. Ancient Origins'ten bir sonraki pakete geçiyorum hemen hızlıca. Olarion da güzel bir kart arkadaşlar. Aslında Jolteon arıyorum. Ooo, Giratina EX geldi arkadaşlar. Bu Giratina kartı da gerçekten çok güzel bir kart. Pyroar'a benzer ability'de bir kart arkadaşlar. Tabii ki sadece EX'ler önlüyor. Basic değil. Mega Evolution'ları önlüyor daha doğrusu. Prevent all effect of attack including damage done by this Pokemon by your opponent's Mega Evolution Pokemon. Dediğim gibi karşı tarafın Mega Evolution'ı size saldıramıyor ki zaten şu aralar bütün decklerde artık Mega üzerine kurulu. Flareon'da açıkçası Vespiquen'in farklı deck versiyonları var. Vespiquen'i Night March'la birleştirip deck kurmaya çalışanlar da var. Night March Pokemon'larla veya Vespiquen'i Eevee evrimleriyle birlikte kombinleyip özellikle karşı tarafa daha çok damage resistance'ları önlemek amacıyla damage koyacak şeyler, işlemler de var. Çünkü abilities arkadaşlar, atıyorum bench'teki Flareon'u, Volteon diyorum ya, Vaporeon'u, Jolteon'u evrimleştirirseniz Eevee'den ability'leri aktifleşiyor. Atıyorum stage 1 yani Vespiquen Pokemon'larımız ne olacak? Ateş tipi Pokemon oluyor. Ayrıca Grass'a ilave olarak, yani Chimene ilave olarak ateş tipi Pokemon özelliği de kazanıyor ki karşı tarafta atıyorum onun weakness'ına göre iş yapmanızı sağlıyor. Gerçekten güzel kombinlerden bir tanesi arkadaşlar. Vespiquen de geldi bu arada. Hazır bahsetmişken Vespiquen'den de bahsedelim. Vespiquen kartı da arkadaşlar hem tek enerjideyken 2 tane 6 tane kart çekmenizi sağlıyor. Shaymin'e benzer bir şey pek kullanılmıyor. Genellikle Vespiquen'e double colorless enerji attachlayıp mezarlıktaki Pokemon sayısını kadar 10 damage vurduruyoruz arkadaşlar. Zaten olay elimizden kartları mezarlığa atmaya dayanıyor. O yüzden elimizde bol miktarda unknown falan oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki pakete geçelim. Ancient Origins'ten açmaya devam ediyoruz. Regice çıktı. Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Yukarıda çok işe yarar bir şey yok. Wooper'da common bir Pokemon, sadece reversal olduğu için. Buradan geldiği Ace Trainer'dan çok önceleri bahsettim ama tekrar bakalım isterseniz arkadaşlar. Eğer senin daha az ödül kartın varsa 6 tane kart alıyorsun. Rakibin de 3 tane kart alıyor. Elindekileri tabii karıştırıyor. Aslında karşı tarafın elini bozmak için işe yarayan bir kart. Ama price kart olayı sıkıntılı. O yüzden hani ben ille böyle bir işlem yapacağım diyorsanız red kartı size önerebilirim arkadaşlar. Unown çıktı. Buradaki geri kalanlar da çok şey değil. Regirock'tan zaten bahsettik.
Flareon ve Vaporeon'un gelmesi çok güzel ama bana birkaç tane Jolteon lazım arkadaşlar. Entei kartının da açıkçası Entei'yi de kullanan çok insan var. Ama diğer Entei'yi daha çok kullanıyorlar herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Next turn, any damage done to this Pokemon by attack is reduced by 30. Öyle bir kart arkadaşlar. Dangerous Energy. Bu da Dark type Pokemon'lar için çok işe yarayan bir enerji kartı. Bundan da bahsettik. Bir sonraki pakete geçelim. Bu son Ancient Origins, ardından Primal Clash'a geçeceğiz. Bir tane daha Flareon geldi ama dediğim gibi Jolteon'a ihtiyacım var. Aynı benzer kartlar arkadaşlar. Primal Clash'a gelelim. Ardından Roaring Skies gerçekten benim için çok önemli. Çünkü orada Shining EX var. Shining EX bulmam lazım. Bir tane var elimde şu an. En az iki tane daha Shining EX'e ihtiyacım var arkadaşlar. Diggers bir Reverse Holo. Sceptile Ancient kart çıktı. Bu Sceptile'da çok kullanışlı bir kart değil arkadaşlar. Bu arada eğer hani sizin koleksiyonunuzda bu kartlar yoksa şurada köşelerinde New yazıyor arkadaşlar. Open another diyorum. İki tane daha şey çıktı. Buradan yine rare kart gelecek. Mekargo Ancient. Ninetales ability'si varmış. Warrior Shrin diye bir kart. Each player cannot play any stadium card from his or hand. Aslında bu dediğimiz gibi rakibin hamlesini durdurabilecek kartlardan bir tanesi ama bunun için sadece destek kurulmaz arkadaşlar. Yani çok da süper bir kart diyemem açık söylemek gerekirse. Acrobike da işe yarayan bir kart arkadaşlar. Yine bir tane kartı mezarlığa yollayıp kart çekmenize yarıyor. Groudon kartı çıktı. 20 vuruyoruz. Rock Smash az açıkçası. Bir Groudon için çok da işe yarayan bir damage değil. Çok enerji istiyorsun. Aynı zamanda senin kendi Each of your bench Pokemon. Çok işe yaramaz bu ya. Çok güzel bir kart değil açıkçası. Bir sonraki şey yapalım. Acrobike de dediğim gibi hem kart atmak için hem kart çekmek için güzel bir kart. Bayağı destelerde kullanılabilir. Flygon ability'si var. Aynı Flygon'dan bir tane daha çıktı. Çok güzel. Bir tanesi normal rare, bir tanesi de reverse olur arkadaşlar. You may choose either player that play shuffle his her hand. Yani bu bunun için ability'si için bu desteğe konmaz arkadaşlar. Kart çekmek için hani Profesör Sycamore var. Bill's Observation var. Maxi's Hidden Ball Trick. Bu da işe yarabilir arkadaşlar ama pek de size kullanan göremedim. Biraz önce Flygon çıkmıştı zaten, onu geçtik. Buradan da 5 paketi açtık ve evet Roaring Skies'deyiz arkadaşlar. Asıl buradan Shaymin EX çıkması lazım ya. Shaymin EX'e ihtiyacım var. Hadi Shaymin. Shedinja çıktı. Skyfield'da arkadaşlar Rayquaza adını söyleyemedim. Rayquaza EX destesinde özellikle bench Pokemon'larınızın sayısını arttırmak için işe yarayan bir kart arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçeceğim. Çünkü atıyorum normalde bench'e 5 tane Pokemon koyabiliyorsunuz. Bunu koyduğunuz zaman 8'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Haliyle bir Rayquaza EX de zaten bench'teki Pokemon kadar vuruyor. Each of your colorless Pokemon has no weakness. Bu da güzel bir colorless destesinde iş yapabilecek bir kart arkadaşlar. Ama çok da bir hata yok ve stage 1 olması, yani bunun içinde sadece deste kurulmaz ama dediğim gibi belki bir şeyler yapabiliriz. İki tane gelmesi güzel. Absol, bu pek işe yarayan bir Absol değil. Swallow da çıktı ama bu da istediğim değil arkadaşlar. Bir sonraki pakete geçeceğim. Son bir paket daha kaldı. Hadi artık bir tane Shaymin EX bulmamız lazım. Ya da takas edecek birini bulmamız lazım ama kimse takas etmiyor, emin olun. Mega Gallade EX çıktı. Güzel. Takaslı kartlardan bir tanesini kullanılabilir. Mega Gallade destesi de kurulabilir. Kullanan insanlar var. Ne yapıyormuş Mega Gallade EX kartı arkadaşlar? And that has any damage counter on it. 30 damage de bench'tekilere vuruyor arkadaşlar. 110 da buradan vuruyor. Ama dediğim gibi Mega'ya geçirip süper bir şey beklememek lazım. Çok daha iyi damage vuran Mega'lar var. Salamence çıktı. 3 tane Togekiss çıktı. Non Holo Rare arkadaşlar. Çok güzel açılış olmadı açıkçası.
Evet, Ancient Origins'ta güzel EX'ler çıktı. Fakat asıl beklediğim Roaring Skies'dan Shaymin EX'ti fakat bulamadım arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Destek kurulum videoları çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.